insanları nasıl bize sunuluyordu, kaynakların nasıl kullanıldığını, kendilerine hizmet edenlerin durumlarının ne olduğunu görmek isterler. Bu sadece Aydın için geçerli değil, bütün ülkemiz için geçerli. Aslında ama Aydın'ın geliştiği itibarıyla bunun daha da önem arz ettiğini düşünüyorum. Hesap verebilirlik aynı zamanda şeffaflık gerektirir. Şeffaflık da aslında idarenin kendine iyi bakmasını, kendi iş değerlendirmesini iyi yapmasını, kendini değerlendirdikten sonra da kamuoyunun denetimine kendisini açıp dışarıdan da kendisini görüp değerlendirip biz de etkinliğini görebilmeyi artırmasını sağlar. Bu anlamda teoride söylenen ilk basın toplantısında bu söylediğini hatırlıyor. Şeffaflık hesap verebilirler. Ama bunların hayata geçirilmesi, sahaya indirilmesi, uygulanması başka bir şey. Bunun modellerinin, metotlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi biz idarecilerin görevimiz. Bugün size yapacağım bu sunum da ilde devletin ve hükümetin temsilcisi olma dolayısıyla idarenin başı buradaki her şeyden altını çizerek söylüyorum. Her şeyden sorumlu tek kişi olarak idarenin genel bir inşaatıyla ilgili bilgi vermek 2016'da her ne kadar Haziran'ın ortasında başlamış olmalı rağmen idare bütünlüğü devamlıdır. 2016 yılında neler yapıldığı çok özetle anlatabilirim. Yaklaşık bir haftadır bunu iyi nasıl anlatabiliriz diye ailemiz arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Bu kadar hizmetin yatırımın anlatılması kısa süre içerisinde mümkün değil. O an bildiğinde özet anlatacağız. Arkasından da sizlerle sohbet edip sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Görüntü tamamız arkadaşlar. Akılda kalıcı olması açısından şunu da hazırladık. Bir saat civarında sürmesi planlandı ama dediğim gibi yaklaşık %30-50 arasında zaman uzuyor sunumlarda. Sunumda nelere değineceğim kısaca bunu ifade edeyim. Bir giriş kısaca yapmış olduk aslında. İlkeler ve hizmet arkadaşımızı, hedeflerimizi, kabaca hedef kurallarımızı diyelim. Bütün paylaşımlarımıza bunları zaman zaman görüşerek geliştirmeyi tanıdık her zaman var. Anlattıktan sonra 2016'ya bakacağız. Önemli olaylar neler olmuş. Arkasından yapılan hizmet ve yatırımları sektörler itibariyle anlatacağız. Ne sektörleri böyle yazdık konularını anlatacağım. Daha sonra 2017'ye bakacağız. 2017'de bize önemli neler bekliyor ve ilim açısından.
kalkınma eksenleriyle ilgili görüşlerimiz demiş. Burada üç tane eksen üzerinde şehrin gelişme ve kalkınmasını düşünüyoruz. Bir tanesi mevcut sorunlar, bunların çözümleri, bunlar kısa vadeli, uzun vadeli, kronikleşmiş problemleri de içeren hususlar. Diğeri, şehrin gelişmesini hızlandıracak, şehri sınır atlatacak tabiri caizse projeler ve yeni proje fikirleri, tabii bunların gerçekleşebilmesi ise güçlü sosyal yapıyla mümkün. Sosyal değişim eserin diye tanımlar. Sosyal yapımızı düşünebilince bazı proje faaliyetler içerisinde olacak. Nasıl bir il düşünüyoruz? Onu öncelikle ifade etmek gerekirse bir cümleyle mutlu, müreffeh ve sağlıklı insanların güven içinde uzun yaşadığı dünya bakımsız bir şey hayal ediyoruz. Vizyonumuz bu. Veya vizyon önerimiz bu diyebiliriz. Bu bizim aslında yönetim veya yeni tabirle yönetişim anlayışımızın da bir göstergesi. Temelinde insan var. Hedefimiz insanların mutluluğudur. Burada yaşayan insanların mutluluğudur. Bir yönetimin ulaşmak istediği en önemli hedef bence olur. Bunun için OECD başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta da emreçledir. Mutluluk emreçleri var. Belki zaman içerisinde biz de onu ilimize uyarak yapabiliriz. Müreffeh insanlar olmalı ve daha da artırmalıyız. Daha zengin ve daha da yüksek insanlar olmalı. Aynı zamanda iyi sağlık düzeyine gelmiş insanların yaşadığı ve güven içerisinde bugünden ve yarından emin olan insanların yaşadığı ama uzun ömürlü insanların yaşadığı ve dünya markası olan bir şehir hayal ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için neler yaptığımızı 2016 yılında yönetim anlayışımız biliyorsunuz 20. yüzyılın sonlarından başlayarak 21. yüzyılın başlarında geliştirmiş olan yeni kabul yönetimi anlayışı. Yani özel sektördeki dinamizmin kuralların kamu sektörüne olabildiğince aktarılması diye tanımlandırılacak yeni kabul yönetimi anlayışı. Birçok belirleri de ifade edilmiş. Bununla bir göstergesi olarak bir raporlama sistemi sürdürülebilirlik raporu uluslararası küresel raporlama inisiyatifinin hazırladığı ve kurumunun hazırladığı bir şablondu bu. Biraz önce de söyledim. Hem kurumların kendisini değerlendirdiği, hedeflerini yaptıkları faaliyetleri bağlandırdığı, arkadaşlarıyla ilişkilerini değerlendirdiği, onlara hesap verdiği, onlarla beraber kendilerine araç olarak kullandığı bir raporlama türü. Bunu özel sektör kullanır. Küresel özel sektör aktörleri çoğunlukla kullanır. Biz de bunu kamuya uyarlayarak bir model geliştirelim. Arkadaşlarımıza şöyle bir rapor format gönderdik. 2016'daki faaliyetlerimizi değerlendirirken şunlara dikkat edin.
için hangi vizyona sahip bir tanımlasın işte. Vizyon geliştirme şu anda varsa bu vesileyle geliştirmiş olduğuna olacaklar. Ayrıca koyduğu sebepler ne için? Bu hedefleri gerçekleştirmek için kurulmak telefonlarınız için nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü görüntü ayrıca kurumun 2016 yılında Aydın'ın gelişmesine sosyoekonomik katkıları, faydaları ne olmuş? Yani takvimlere koymuşsunuz, bunlar faaliyetleri yatırmak için gerçekleştirmek için. Ama sonuçta dönüp baktığımızda bunlar Aydın'a ne fayda sağlamış? Bunları değerlendiriyor. Sadece bunun yapılmasıyla aslında kamu hizmetlerinin etkinliğinin etkinliğinin arttırılması da önemli bir şey. Amacımız da bir yandan da bu zaten. 2017 yılında yapılması planlanan yatırımlar ve hizmetler nelerdir? Burada tabii arkadaşlarımızın nihai karar verici olmaması veya taşla yönetiminin nihai karar verici olmaması dolayısıyla %100 tahminde başarılı olamayabiliriz ama en azından kendi planladıkları veya öğrendiklerini burada öğrenmişiz. Bunların niye öğrenmişiz var? Onları tekrar görmüş olacağız. Ayrıca kurumun kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması için yapılabilecek neler var? Bunlar sor. Bu da kurumsal olarak kendilerini, kurumsal kapasitesi olarak kendilerini değerlendirilerek sağlayacak bir sorudur. Bunlara verdikleri cevaplar itibariyle arkadaşlarımızın kurumsal kapasitelerini hem kendilerine hem bizi ölçmemizi sağlayacak bir soruydu. Çözülmesi durumunda Aydın'ın gelişmesine ivme kazandıracak sorunları çözüm önerileri neler sorusunda da her kurumun kendi alanında Aydın'ın problemlerine hem ne kadar rahat olduklarını görmek hem de ne tür çözümler önerdiklerini görmek, bu anlamda kapasitelerini görmek. Elimizde de bir portföy oluşturmak açısından önemli bir şey düşünüyorum. Bu iki tarafı bir değerlendirme imkanı sağlıyor. Dokuzuncu soruda da hizmet verdiğiniz ve yatırım yaptığınız
tez devletin, hükümetin ayrı ayrı bütün makamları varlığı olarak ildeki idari ve siyasi yürütme vasıtası olarak burada görev yaparız. Uygularız. Politikalarını uygularız. Yani merkezi idarenin buradaki eli, ayağı, gözü, kulağı durumundayız. İşlerini yapan, aynı zamanda sahadan bilgileri kendisine ulaştıran, acil durumlarda, gerekli durumlarda merkez adına buradaki kararları alan ve bunun örneklerini son zamanlarda daha çok görüyoruz. Yani ilde valiler, hükümeti merkeze alacağı kararların alınmadan bunu yaparken de bu politikaların vücut bulunduğu belgelere onun kalkınma fiyatı burada en büyük politika belgelerinin yatırım programları burada ne diyor? Onun şu kalkınma planındaki temel hedefe nitelikli insan güçlü toplum başlığı olmuş. Bir taraftan kamu hizmetleri iki eksende olmakta yapalım diyoruz. Diğer tarafta da stratejik yönetim ilkeleri var. İşte adli ve yenilikçilikten kırsal kalkınma ve kıraatların sanayi, lojistik, ulaştırma, enerji, turizm, girişimcilik, istihdam, bağımlılık, ihracat, kültür, sanat, çevre, sosyal ilgilenme, sağlık, eğitim gibi alanlar. Her şey ilgilenme, sıfırlı bir alanlar. Bunun dışında uluslararası ilişkilerden bölgesel ve kalkınma ve rekabetçilere kadar dışında alanlar var. Bunun dışında sıfırlı bir alanlar. Burada stratejik yönetim ilkelerini de katarak bu hizmetleri yürütmek durumunda. Burada da sebepleri ihtiyaçlarımız bu kadronuzu çok ortaklığı. Performansa dayanma altı kadronuzun içinde eksik kurallar ve insan güven eksik kurallar ve insan güven hizmetlerin yürütülmesinde yerindelik şeffaflık ve hesap verebilirlik planlama, izleme, değerlendirme, yönetim dönüşü dediğimiz planlama ve değerlendirme ilişkilerden sonra tekrar planlama, tekrar izleme, değerlendirme, karar kurucu süresinde bitirmişlerdir. Hizmet kalitesi ve hizmetlerimizin artırılması yine ilkelerimizden biri. Ama en önemlisi hedefimiz olan insan ve bunun göstergesi adına şimdi bunların hepsi aslında ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, performanssız değerlendirebiliyoruz. Bunlar da zamanla inşallah ulaşacağız diye düşünüyorum. Şimdi iyi yönetik önümüzde iki seçenek var. Ya durumu idare ederiz ya iyi idare ederiz. Durumu idare etmek kısa vadede rahat bir iştir. Uzun vadede herkesin rahatını bozan bir iştir. İyi idare edersiniz. İyi idare etmenin değerini yerine getirmeniz lazım. Bir iyi idare etmek için o ilim insan kaynaklarını yöneteceği olmamız lazım. Finans kaynaklarını yöneteceği olmamız lazım. Bilgiyi yöneteceği olmamız lazım. Teknolojiyi yöneteceği olmamız lazım. Bizim bir iki iradenin fazladan sorumluluğu tarafından ama temel olarak yönetme bildiğimizde bunları anlıyoruz. Hemen
temsilcileri kurumlar aracılığıyla iletiyoruz. Bunları da gerektirirken olabildiğince birbiriyle bağlantılı olan sektörleri, kurumları sektörler itibariyle ayırıp ilgivari yapacağını taşıdık. O konularla görevlendirip etkin bir koordinasyon yapalım. Yani ilave kurumdan daha çok koordinasyon olacaktır. Hizmetlerin hedeflere uygun şekilde yürütmesi konusunda tedbirler alalım, koordinasyon yapmak. Birbiriyle uyumlu kamu hizmetleri sorumlu sağlayan bir yapıda olacak. Bunun için de bu yıl başından itibaren böyle bir yaklaşım sektörü. Genel olarak dört sektörde kamu hizmetleri. Bir tanesi sosyal sektör, bunun içerisinde eğitim, sağlık, gençlik sorumlu sektörler sağlanacak. Diğeri ekonomik sektör. Burada ekonomik aktörleri paylaşım olarak diğer şebeke sektörlerinde enerji, ulaşım, haberleşme sektörleri. Bunların da hem kendi içinde koordinasyonun iyi yapılması gerekir, hem de birbirleriyle koordinasyonun iyi yapılması gerekir. Bunların daha planlama safhasından, uygulama safhasına kadar koordineler çalışmaması hem kamu kaynağının israfı anlamına gelir, hem vatandaş ehliyet anlamına gelir. Kötü örneklerini gördüğümüz alanlardır bu. Hem de kurumların amaçlarını gerçekleştirmelerini engelleme koordinasyonu olursa bunu da kendi içinde koordine edecek bir yaklaşım sergileyebilir. Diğeri de güvenlik sektörü. Güvenlik sektörü de kendi içinde oluşturur. Diğer sektörlerle bağlantılı değil bir anlamda taşınıyor bu. Sosyal sektörlerle, ekonomik sektörlerle, güvenlik sektörüyle, ekonomik sektörlerle, diğer sektörlerle de bağlantılı var ama bunları kendi içinde iyi koordinasyon daha etkili bir hizmet vermiş oluruz diye düşünüyorum. Sosyal sektörde neyi yapıyoruz? Kaliteli bir eğitime sahip olduk. Kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişim sağlamayı hedefliyoruz. Bunlar dediğim gibi hükümetin hedefleriyle icra edilmiş veya tahmin edilmiş ifadeleridir. Yoksulluğun ve sosyal dışlanmışlığın önlenmesini, engellenmesini hedefliyoruz. Bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeyi, burada destekleme ifadesini özellikle kullanıyoruz. Bunlar daha çok sivil alanlar. Burada biz kolaylaştığımız destekleyici pozisyonu olmalıyız. Her yaşta spor yapma imkanına erişimde sağlamalıyız. Bunlar kendi içinde birbiriyle yakın bir ilişki olan hususlar. Sosyal olarak dışlanmış kişiler genellikle eğitim ve sağlığa yeterli veya kaliteli erişebilir kesimdir. Yumurta tavuk ilişkisine benzer bir ilişki vardır. Eğitim seviyesi yükseldikçe sağlığa erişim daha kaliteli etkili olur. Bu sosyal dışlanmışlığı azaltır. Yoksulluk azaldıkça bunlara erişim hızlanır. Bunlara erişim hızlanması sosyal dışlanmışlığı ve yoksulluğu azaltır. Daha kültürlü bireylerin olması sosyal dışlanmışlığı azaltır. Bu ilişkileri uzun uzun
ekonomi sektörde hedeflerimiz, tarım, sanayi, turizm ve ticarette hatırlarsanız elimizle ilgili odak hangi sektörlere diye baktığımızda tarım, turizm öncelikli olmak üzere bunlara dayalı sanayi, tarıma dayalı sanayi hem de ihracat ticaret ağırlıklı ihracat ağırlıklı olmamız gerektiği konusunda konuşmalarımız oldu. Bu alanlarda yüksek katma değerli üretim elektronik yüksek teknoloji kullanımı ve yenilikçilik hedeflerimiz arasında yüksek nitelikli iş gücü, yüksek verimlilik, markalaşma, güvenli ürün, kayıt dışılığının önlenmesi, üretim ve ihracat kapasitesi yüksek bir yolu. Yüksek standartta üretim, kaliteli üretim ve bağdaştırılabilir standartizasyona dikkat çekmek için söyledik. Eğer dünya standartlarında üretim yapabilirsiniz, bu serbest giriş kartı veya diplomatik pasaportu benzeri imkan sağlıyor ihracatta. Özellikle önümüzdeki 5 yıllık dönemde 3 milyar dolar kısa dönemde de 1 milyar dolar aşmanın bir hedefimiz nasıl bir yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Buradaki paylaşlarımız oldukça geliş. Gıdadan Bayramızın Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, burada işletme müdürlüğü var ama böyle bir şehircilik müdürlüğü, Gülün Sanayi Teknoloji Müdürlüğü, Tekrar Ağabey, Tarih Gayesi Başkanlığı, DSİ Bölge Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Turizm Parti burada anlatılı. Çalışma ve Şurulu İl Müdürlüğü, bunun sosyal sektörlerine bağlantısı var ama. Yekan Kosyet, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Diyarlar, onların hepsi bizim paydaşlarımız. Ama burada İlgiler kuruluşunda sunmalarımız için onları uyardık. Ama diğerleri de bizim paydaşlarımız. Tekrar ekran koordinatörlüğü var. Yani üniversite, yerel yönetimler ve STK'lar. Bu alanındaki STK'lar bizim paydaşlarımız arasında. Şebeke sektörlerinde de hedeflerimize baktığımızda enerji, ulaştırma, haberleşme, iş çözümü şebekelerini değerlendirdiğimizde hızlı, kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı makul fiyatlarla erişebiliriz. Çevrelerimiz, sürdürülebiliriz ve birbiriyle entegre hizmet sunulması hedefliyoruz. Burada da paydaşlarımız TİH ailelerine veya kararlılığı, bölge müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Telekom, bunun altında oluyor, partilerin devletin yolları, bölge müdürlüğü, internet servis sağlayıcıları gibi paydaşlarımız şebeke sektörlerinde beraber çalışacağımız durum var. Güvenlik sektöründe neyi hedefliyoruz diye bir cümleyle ifade edersek, gününden ve geleceğinden emin bir şehir hedefliyoruz. Yani bugün de güvenli, yarından da emin olan bir şehir hedefliyoruz. Bu aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın Türkiye vizyonunu da ifade ediyor. Bunu yaparken temel hak bölgeleri korumak, kıyı güvenliğini sağlamak, insan kısıtlılığı, uyuşturucuyla etki mücadele, yer tüm kaçakçılıklarla da ekleyebiliriz. Kısa ve kentsel anlamda canlı bağlı yönlere sağlanması, buraya aynı zamanda afetlere hazırlıklı olmasını da koyabiliriz.
teşekkürler. Belki insanlardan mal güvenlik sağlamasını burada bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ola ki arkadaşlarımızla tahmin edebileceğiniz gibi bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları artı özelliklerini kurumlar. Yani elde sahip güvenlik, afet acil durum müdürlüğü, Beşik Adresi müdürlüğü özel güvenlik kurumlar. 2016'ya bakalım isterseniz. Önemli olaylar, 2016'da dünyada önemli olaylar oldu aslında. Çok yoğun bir yıl geçtiği için bunu size söylemek belki gereksiz ama biz kendi açımızda onu şöyle bir değerlendirdik. Hem ülkemizi hem dilimizi etkileyen hususlar, dünyayı etkileyen hususlar. Avrupa Birliği dünyanın en başarılı entegrasyon projelerinden biri 21. yüzyılda bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı. Neredeyse kırmızı halı severek karşılanan Birleşik Krallık, biz arayız, Avrupa ile bütünleşmeyiz diye Nazlan'a uzun süre girmeyen, daha sonra girdiğinde lider ülkelerden biri olan İngiltere, ben artık bu işi yapalım diyerek Brexit'te ayrıldı Avrupa Birliği'nde. Ayrılma kararı aldı henüz Brexit başında ama bu hem Avrupa'nın hem dünyanın geleceği açısından çok önemli bir karar. Türkiye açısından da önemli bir karar. Bunu önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değişti. Seçim hayatı. Ve bunu niye özellikle söylüyoruz? Amerikan seçim tarihinde görülmemiş bir şekilde herkesin üzerinde anlaştığı bir aday değil. Neredeyse herkese karşı karşıya gelmiş bir aday başkanı seçildi. Bu önemliydi. Bu dünyanın bundan sonraki inşaatını da etkileyecek. Dolayısıyla ülkemizi, ilimizi önemli ölçüde etkileyecek gelişmeleri. Türkiye'de başbakan değişikliği var. Aynı zamanda. Ondan sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi yaşandı. Türkiye'de artık darbelerin konuşulmayacağı üzerine girdik dediğimiz zamanlarda dünyanın aslında karşı karşıya olduğu yeni bir terör türü ve terör örgütüyle en kötü şekliyle karşı karşıya olmuş olduk ama her zaman söylüyorum burada aslında o fotoğrafta gösterecek basın yayın informasyonu buradaysa arkadaşlar şey yapabilirsiniz, tebrik edebilirsiniz. Bu darbenin, darbe girişiminin geri çevrilmesinde çok önemli bir fotoğraftır. Hepinizin çok iyi bir görevi yazmış. Halide Fırat'ın Cumhurbaşkanımızla cep telefonuyla yaptığı görüşme. Milletin kendi kaderine sahip çıkması dünyayı da örnek olan bir şekilde 15 Temmuz Meclisi 16 Temmuz'dan daha parlak bir ışıkla bir ölçü sağlayan ürkütlü diyemişti. Bu Türk açısından en önemli olan bir şekilde. Bundan önce mesela Türkiye'de ne olmuş diye baktık. İstanbul Borsası yılın ilk 5 ayında dünyanın en çok kazandığı ilk 10 borsa arasına girmiş. Yani Türkiye'de ekonomi gayet iyi gidiyor. Yabancı yatırımcılar açısından kanlı bir yer, verimli bir yer. 15 yılında aşırı sebeplerinde bir olduğunda burada ifade etmek isterim.
beni 15 yılında götüren kişilerden bir tanesi bence ülkenin Fırat Kalkanı operasyonu öncesinde yaptığı terör mücadele ve onun öncesinde özür dilerim onun öncesinde gelişti düzeltiyorum Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmaniye, Osman Gazi Köprüsü'nü Alasya Şengel Kurumları'dır. Bunların bu yıl içerisinde açıldığı hepimiz biliyoruz. Üçüncü havalandan gibi Türkiye'yi bulunduğu konumdan başka bir konuda getirecek en gelişmiş ülkeler birliğine en zengin ülkeler birliğine taşıyan yatırımların destekleştiriyor. Benzer 15 yılında ölen sebeplerin arasındayım. İyiyiz. Aslında bunlar önemli. Ama merhum İsmet Sezgin'in vefatlarına ilgimiz aslında önemli kayıtlardan bir diye ifade edebiliriz. Hem ilgimiz hem yeni düşü bir Türkiye için eğitimde de model olmamız gerekiyor. Bu vizyonla 835 okul ve kurum 1393 personel, 13.938 öğretmen ve 175.115 öğrenciye hizmet veriyor. Yani toplamda 200 bin civarında mensup olan bir eğitim kadrosu, bir eğitim sektöründen bahsediyoruz. İlimizdeki eğitim sektörünün büyüklüğünü böylece gördüğümüz mümkün. Peki eğitimde neredeyiz? Okullaşma oranlarında, okul öncesi eğitimde %77.27'deyiz. Hemen söyleyeyim, önümüzdeki yılki hedefimiz burada %100'e çıkmak. Türkiye ortalaması %67.17. İlkokullarda %98.88. Türkiye ortalaması %98.81. Ortaokulda %99.41. Türkiye ortalaması %99.05. Lisede 83.41, Türk ortalaması %79.79. Genel olarak baktığımızda okullaşma oranlarında Türk ortalamasının üzerinde liseyi izliyoruz. İlkokulda dersine düşen öğrenci sayısına baktığımızda yine Türk ortalamasına daha iyi durumdayız. Dersi başına daha az öğrenciyle eğitim ediyoruz. 22-16. Ortaokulda dersine düşen öğrenci sayısı da oldukça iyi. Türkiye'de 12 ile bizler dersine düşen öğrenci sayısı iyiydi. Lisede de 32'ye 19. Türkiye'de ortalama olarak 32 öğrenci bir sınıfı eğitim görürken bizde 19 öğrenci bir sınıfta eğitim. Bu bizimki imkan aslında. Peki öğretmenlerimiz yeterliliğine sayısal olarak baktığımızda ders başına geçelim. Öğretmen sayılarında
itibarıyla Türkiye ortalaması civarındayız. Hala hazırda 12 okulda 2 eğitim görevlerinde yaşayacaklar. 3'ü 5 öğrenci var. Onlar da onu dahil ediyorlar. Arada sayı düşüyor. İnşallah. Yani bir aksilik yaşamazsa 2017 yılında 2017-2018 eğitim öğretimine başladığımızda belki Türkiye'de ilk tekli eğitime %100 seçmiş iyi olacak. Bu da önemli bir sonuç olarak düşünüyorum. Peki başarı durumumuz ne? Kırık sınavları, yani ölçtüğümüz şeyler, gene de şeylerinde, öğrencilerinde ölçtüğümüz sınavlar, genel sınavlar, kırık sınavlarında Türkiye'de aynı katılaştırmasını burada sizlerle paylaşıyorum. Aygın'da 2015'te 60.05 net sanışında öyle değil mi hocam? Evet. 2016'da 56.06 Türkiye ortalaması 2016'da 54.56 2015 Türkiye ortalamaları buraya almamış. Orada da muhtemelen Türkiye ortalamasının biraz yukarıda. Sayın Alim, tüm branşlarda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Aydın evet. Tüm 6 branşta da evet. Üzerindesiniz. Yani şöyle bir takım düşüşler gözüküyor burada ama hayır, Türkiye genelinde Türkiye'de de düşüş olduğu için imtihaz doğruyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki, geçen yıla göre çok özür dilerim bulmayı. Geçen yılki Kasım ayındaki sınavla bu yılki Kasım ayındaki sınavda Aydın ili tüm branşlarda 2,5 puanlık bir artış göstermiştir. Evet. Matematikte 48 Türkiye 48 hatta düşünüyorum parakası Eylül'ün doğruluğunda Aydın yuvarlak ilgisinde ve 50 soruda 15.12 iken Türkiye 2013 yılında Türkiye'de 12.32'ymiş. Ortalama. 2014'te Aydın 13.74 çıkmış. Özür dilerim. 13.74 edilmiş. Türkiye ortalamasında 9.72'ymiş. Sonra 11.12'ye inmiş Aydın Türkiye 9.72'de sabit kalmış. Aydın'da 2016'da matematikte gerileme devam etmiş. Türkiye'de bir miktar düşer olmuş. Yani bu karşılaştırmalara baktığımızda matematik konusunda biraz daha
geçen yıl içerisinde yani öğrendiğimiz eğitim öğretim hizmetlerinin dışında eğitimde başka bir gelişme de yaşandı. Maalesef milletin paralarıyla, milletin kandırarak örgütler adam devşirme kurumlara haline getirdikleri kurumların kanun ve kararname ile devleti yerinden kazanılmış. Burada da 23 tane yurt kamuya geçti. 8 yılın devletimizde devletimizde bunlardan böyle mali bakanlığında işlerine baktığında STK'lara devletimizde 8 yurt Adnan Menderes Üniversitesi'nde bunlardan 4'ü gene mali bakanlığında belirlenen yurtlara devredildi. 5 tanesi kredi yurtlar kurumuna devredildi. Bunlardan 3 tane küçük diye işletme maliyeti işte bırakıldı. Tekrar döndü. Onlara başka bir dönem değiştireceğiz. 2 yurtta Vakıflar Genel Müdürlüğü devredildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü işlemlerinin tamamen bunların hizmete geçmesini hizmetlerine devam etmesini sağlamasını bekliyoruz. Peki yatırım olarak ne yapıldı? 2016 yılında bir anaokulu bir okul kimse olmadığı 400 okulda 80-300 öğrenci bir pansiyon yatırımı toplam 7.502.410 harcama yapılarak tamamlanmış. Bunun dışında eğitim sektöründe merkezde de yapılan bir yoklar kapasını bina etik bir olarak izlenilmiş. Kuşadası yurt müdürlüğünde 55 yıl kapasını artışı yapılmış. Bunlarla beraber 3 bir kapasite artışı sağlamışız. Ama 2016-2017 yılında toplama baktığımızda başvuruları karşılama oranımız %32 olmuş. Yani 3 başvurudan tanesini ancak karşılayabilir durumdayız. Bu bizim yurt konusunda biraz daha gayret etmemiz gerektiğini bir de göstereyim. Buradan siz çok iyi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şeyleri paylaşacağız sadece. Sağlık sektörüne baktığımızda tabii ki verilen aile hekimi hizmetleri, acil hizmetleri, poliklinik hizmetleri, ikinci, üçüncü basamak hizmetleri, bunlar dikkat eden sayabiliriz, sağlığa alanlık hizmetleri vesaire ama çok özet vermemiz gerekirse hangi göstergelere baktığımız gerekir? Bunlar uluslararası kabul görmüş göstergelerdir de aynı zamanda. Anne ölümümüze bakıyoruz. Burada maalesef 2015 yılında 0 olan anne ölümümüzü bu sene 2 anne ölümüyle %14 uşağı çıkmış ancak Türkiye ortalamasının gerisinde. Şunu söyleyeyim, her anne ölümü, her bebek ölümü, hem Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Merkezi'nde hem de biz burada en ince detayına kadar araştırıyoruz, inceliyoruz. Nereden kaynaklandı, niye önlenebilir bir ölüm olarak değerlendiriyoruz? Nereden kaynaklandı? Onları bularak bu oranla yani sıfırda olan durumumuzu korumaya çalışıyoruz. Burada maalesef böyle bir gerilimi yaşamışız. Bebek ölümünde 6.2'ye sevindirici bir gelişim, 5.3'e inmişiz.
5 anne ölümü vereceğiyle yani Türkiye'de evlilerden buralarda bu anlamda Aydın'ın geldiği seviye 5.3'ler kuzey ülkelerinin en geç saat en geç ülkelerinin ülkelerin başlığı seviyeye gittiği düşünüyorum. Tabii bunlara etkileyen faktörlerden biri de hastanede yapılan doğum %99.5 oranında 2016'da hastanede doğum gerçekleşiyor. Anne ölümü ölümünü azaltan bir faktör. Geçen yıl 99.3'müş. Türkiye ortalaması 96.9'da bu kadar iyiyiz. Doğrudan gözetimli tedavi olan verem hastası veremi de at sonlandırma noktasına doğru yaklaşıyoruz demek bu zor. Burada da bütün veremi düzeltiyorsa hastaları takip etme hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmış. Bugün rakamına ulaşmışız. Aşama oranlarında gayet iyiyiz. Türkiye ortalaması %96'da %102'ye çıkmışız. %100'ün üzerinde nasıl olur diyeceksiniz. Bazı aşılamaların sayısı şeyden fazla yapılmış olabilir. Bu normal yani gereksiz aşılamalarına gelmez. Evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu çok önemli bir sosyal sağlık hizmetidir. 2015 yılında 23.953 kişiye bu hizmeti verirken 2016 yılında 30.812 kişiye veriyoruz. Bu hem hastalar açısından hem yakınlar açısından büyük bir konfor sağlıyor hem de sağlık hizmetlerinin maliyetinin azaltılması açısından önemli bir hizmet. Burada da ciddi yardım sağlamışız. Aile hekimlerinin antibiyotik reçeteleme olarak bu önemli aldı. Bugünlerde Sağlık Bakanımız da zaman zaman basına bilgiler veriyor. 6. yaş kullanımı özellikle antibiyotik kullanımıyla ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Antibiyotik kullanılması burada alacağımızda vatandaşımızın paylaşımcısının antibiyotik çok kullanılması hastalıklara direnç geliştirir. Eğer bu şekilde devam ederse bir süre sonra hiçbir ilaç, hiçbir hastalığa tesir etmeyecek noktaya gelecek. Allah korusun çoklu ilaç direniş verilmesiyle karşılaştığımızda hem maliyet olarak bunun altından kalkma şansıdır hem de insanlarımızı tedavi edilmesi hale gelecek. Bunun için özellikle başta antibiyotik olmak üzere herkesin antibiyotik kullanımını azaltma, ilaç kullanırken daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyoruz. Burada bir miktar azalma sağlamışız. Türkiye ortalamasından bunu daha da aşağıya çekmemiz lazım. Bunun için genel anlamda teknik yapılmadan antibiyotik yazmamız olacak. Önümüzdeki pazartesi'de ülke genelinde kampanya başlıyor. Sağlık Bakanımızın önerisiyle. Burada herkesin bilmesine fayda var. Yani hangi bünyeye, hangi tür antibiyotiği ekleyeceğimi hızlı testlerimiz bakanımız tarafından gönderildi. Anında İkrat Yorgan Dedim'den önemli testini yapacağız. Burada hemen anında yapılan bir şekilde testimiz var. Aile hekimlerimize dağıtımla başladık. Bu yapılıp gerekiyor antibiyotik yazılımı ve bu sayı bir doğru düşünceli düşünceler inşallah. Sağlığa erişimde önemli bir gösterge de sağlık tesislerine kişi başı müracaat sayısıdır. Türkiye ortalaması şu anda
8.4. Geçen yıl kişi başına 9.7 defa sağlık kuruluşlarına vatandaşlarımız müracaat etmişler. Yani erişimde herhangi bir problemimiz olmadığını gösteriyor bu sağlık tesislerinin kuruluşlarına erişimde. Türkiye ortalamasından daha iyi, hatta Avrupa Birliği ortalamasından da OECD ortalamasından da daha yüksek. Hatta sağlık ekonomisleri tarafından da bu ileride sürdürülebilirlik açısından problem teşkil edebilir endişesi taşıyor. Daha yüksekti bu. Yavaş yavaş normal seyirine doğru dönüyor ama bence büyük bir sürdürülebilirlik problemi oluşturmak istiyor. 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında istasyonlarına düşen nüfus sayısı bu da bir miktar azaldı. Bu da acil hizmetlerin daha etkileri olan. Ama daha önemlisi 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında 0-10 dakika kentsel vakaya karıştırması. Yani kentlerdeki vakalarda 10 dakikanın altında müdahale ettiğimiz vaka oranı %90'dır. Burada hedefimiz %100. Önümüzdeki yıl bunu bir miktar daha arttırmamız lazım. Kırsal alanda ise 30 dakikanın altında erişmek esastır. Burada da %96 başarı sağlamışız. 2015 Türkiye verileri elimizde yok herhalde. Onun için bir karşılaştırma yapalım. Bu aşağı yukarı burada da bir miktar daha biz Türkiye ortalamasından iyiyiz diye düşünüyorum. Başka bir gösterge de gerekir için ilk değerinde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye ortalaması 26.6, Aydın ortalaması 26.9, 2015, 2016'da 27.8'e çıkmışız. İnşallah önümüzdeki bu oranı biraz daha artıracağız ama Türkiye ortalamasından yukarıda seyrediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu daha da yukarıya çekeceğiz inşallah. Yoğun bakım yatak sayısı da 10 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı da önemli bir gösteriyor. Burada da Türkiye ortalamasının üzerine bu yıl yaptığımız yatırımlarla geçmişiz. Şimdi ne yaptığımızı yapalım. Ona bakalım. Kuşadası Devlet Hastanesi 2016 Ocak ayında hizmete başlamış. Bu 34 milyon lira kaynak kullanılmış. Kuruca Entegre İlçe Hastanesi 10 yataklı. O da Ocak ayı itibariyle hizmetlerine başlamış. Dilim 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu 7. ayda hizmet açıldı. Karkoca Entegre İlçe Devlet Hastanesi 11. ayda. Kasım ayında hizmet açıldı. Ayrıca biraz önceki rakam içerisinin sebeplerinden biri. Erişim düşük seviyeli yoğun bakım yatak sayısı 38'e 57'ye çıkarttı. Bu setleri önünde düşen azaldı. Nazilli ve Atatürk Devlet Hastanelerinin kriter ülkesi gelir yaklaşan kapasiteleri artırıldı. Kadın Doğum Hastanesi Türkiye'de ilk anne dostu hastane, dal hastanesi olarak tescil edildi. Bu önemli. Bunun için bir yatırımlar yapmış söylüyoruz. Yani bir doğum meselesi olmasa da bir görmenizi tavsiye ederiz. Bu seneki yıkışı, bir görüntü açıp gidecek. Emeği geçen arkadaşlar.
yaşlansan da senin kapasitesi var. Bu önemli. Çünkü uyku apnesi dediğimiz şey rahatsızlık. Uçakların düşmesinden tutun da trafik kazalarına, insanların iş kayıplarına, hayat kalitesini düşündürmek çok şeye sebep oluyor. Şu anda da 3 ay üzerinde değil mi sıra senin olacak? Bir ayın altında. Merkezde? Merkezde de çok uzun bir şey var. Yani, yani bu kapasiteyi artırınca burayı biraz daha iyileştirmiş olacağız. 4 hastanemizde Gebe Okulu, Aydın, Nazilli, Söke, Kuşadası, devlet hastanelerinde diyabet okulları açılmış. Devlet hastanesindeki anjiyo ünitesi, devlet hastanesinde yine amatem, ayaktan amatem ünitesinde başlanmış. Kadın doğum ve çocuk hastanesi 5 yataklı, 1. seviyenin doğal yoğun bakım ünitesi hizmete vermeye başlamış. Bu da çocuk bebek ölümleri açısından önemli bir şekilde düşünüyorum. Kültür tarafına geçtiğimizde Aydın Kültür Merkezi tiyatro salonlarında yıl boyunca 38 oyun sahnelenmiş. Yaklaşık 13 bin seyirciye ulaşılmış. 17 ilçe halk kütüphanesinde 263.563 okuyucu, 290.532 okumuşlar. Bu da zannediyorum Türkiye ortalamasının üzerinde ama daha çok okuyan bir ihale gelmemiz lazım. Sadece buralardan okunan kitapları veriyorum ama bu bir göstergedir. Dışarıdan okunan kitapların da hatırlı sayılı miktarda olduğunu düşünüyorum. Burada aslında yılda kişi başına bir kitap civarında bunu ikiye üçe çıkardığımızda daha iyi noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. 3 müze müdürlüğüne bağlı müze ve ziyaret açık 8 düzenlenmiş, 8 düzenlenmiş 21 öğrenci var. Bunlarda toplam 784.500 kişi ziyaret etmiş. Bu 21 öğrenci yerine bölündüğünde iyi bir rakam gibi gözükebilir ama değil. Bunun çok daha yukarılara çekilmesi lazım. Tabii buralarda kazı çalışmalarını ziyaretçi dostun hareket edilmesi gerekiyor. 2016 yılında kazı çalışmaları Magnezya, Alabama, Tepeşik, Kalesi, Zalves, Yusa, Küçüktepe, Köyük Kazısı, Piyene, Afrodizyalı'nın bir antik yayıcı için sadece 410 bin lira ödenek verilmiş. Bunlarla yavaş yavaş gidiyor. Genelde buralarda çalışan kazı çalışmasını yapan hocalarımızla görüştüğümde 30 senedir burada çalışıyorum, 10 senedir burada çalışıyorum, kazı yürütüyorum, sözleriyle karşılaşıyorum. Biz bu süreleri düşünmemiz lazım. Bunun için belki farklı fonlar oluşturup kısa sürede hem kültür hayatımız hem de turizm sektörümüzü size sunmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun için inşallah başka bir çalışma yapacağız. Daha çok arkadaşlar.
son hizmetlerine baktığımızda 2016-2017 sezonunda 10.871 sporcu sayısı var. Engelli spor merkezlerine kayıtlı 175 sporcumuz var. İlimizdeki engelli sayısıyla karşılaştırıldığında bu yeterli değil ama zamanla bunu geliştireceğimizi düşünüyorum. İlimizde 2016 yılında 36 ulusal müsabaka yapılmış. 39 aktif milli sporcumuz var. Onlardan da duyuyoruz. Sayıların artmasını IT merkezinde aktif 10.824 üye var. Fena bir rakam değil ama daha da artırabiliriz. 2016 yılı sportif alanında 44 bağlı spor dalında 49.258 lisanslı sporcumuz var. 7.322 bağlı sporcu ve 252 kulüp mevcut ilimizde. Amatör spor durumu gene Türkiye ortalamasına baktığında diğer ülkelere baktığında fena değil ama bu yıl biraz daha yakından destekleyeceğimiz alanlardan bir tanesi. Devam edelim. 2016 yılında tamamlanan yatırımlar yansıda görülüyor. Teker teker rakamlar görebilecek. Merkez ilçelerde senin misali yapılmış. Kuracak patatesi spor salonu bakım olarak genelde Efe'ler, Uşakası, Efe'ler, Gençlik Merkezi, Trabzon spor salonu içine bakım olarak yapılmış. Onun dışında İlçesinde Selim Tüccar'ın futbol sahası aydınlatması, Efe'nin ilçesi, kardeşlerin adresinin bizden bazı bir yapısı vesaire. Orası çok güzel bir tesis aslında. Biraz daha ağır bir olmamız gerekiyor. Tesis açamadım. Çevrenin gelişimine de Efe'nin ilçesi adı Kışbaz Salonu, İmam Sinan Kışbaz Salonu, Özman Oğuz'dan doğal bir görüşü yapılmış. Genel olarak vatandaşlarımıza yapılan sosyal sektörü devam ediyoruz. Yardımlara baktığımızda teker teker sayacağım. İşsizlik ödenekleri hariç yardımların toplamı 159 milyon
Ayrıca 291 Şehit ve Gazi yakınında